Fenerbahçe'm için olması gerektiğine inandığım şu anda birin değerini bilen biri olarak yeniden birliktelik için ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı sizlerin huzurunuzda ilan ediyorum. Unutmayın. Unutmayın. As olan Fenerbahçe'dir. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımız, 2016 yılında Yüksek Divan Kurulu toplantımızda aday olmak isteyenlerin erkek gibi ortaya çıkıp adaylığını açıklaması çağrısında bulundu. Sayın Başkanımızın da önerdiği gibi açık, net ve sarih bir şekilde bu göreve aday olduğumu açıkladım. Aday olmam sebebiyle bugün koskoca Fenerbahçe camiasını bölmekle bazen doğrudan bazen en direkt olarak, dolaylı olarak suçlanıyorum. Soruyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde demokratik hakkını kullanarak başkan adayı olacak bir kongre üyesinin mevcut başkandan icazet alması mı gerekiyor? Adaylığımı nasıl bir şekilde, ne biçimde açıklasaydım sorun olmazdı? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Fenerbahçe Kayseri'de 4-0 önde, başkanlık yarışında da iki başkan adayı, artık Aziz Yıldırım'ın da adaylığını resmen kendi ağzından duyduk. Orada da maç resmen devam ediyor. Karşılıklı goller atılıyor eğer beyin yerindeyse. Aziz Yıldırım'ın sözleri üzerine Ali Koç'un bu açıklamayı yapmak durumunda kalması ne kadar doğrudur? Bunu ben daha önce söyledim burada zaten, yani Ali Koç'un söylediğinin benzerini. Yani Fenerbahçe'de birisi başkan adayı olacaksa, Ali Koç veya başka birisi, Az Yıldırım'ın tamam ben artık bıraktım demesini bekliyor. Demokrasi bu mudur? Kulüp yönetmek bu mudur? Hani Aziz Yıldırım 3 yıldır başkan olur da ya bir dönem daha yapayım falan der, anlarım. 20 yıldır başkansın kardeşim, birisi karşıya çıkmayacak mı senin? Çıkmak ayıp mı? Ve üstelik de sen kendin dememiş misin? Benim varisim, veliahtım pardon, Ali Koç'tur diye. Peki ne bekleyecek Ali Koç? Veliahtın olmak için kralın ölmesini mi bekleyecek? Ne bekleyecek? Tabii ki çıkabilir. Yani. En doğal hakkıdır. Yani Ali Koç'a çıktı diye sinirlenmek neyin nesi? Çıkarsın, düzgün bir yarış yaparsın. Ve kazanırsan kazanırsın, kaybedersen de 20 sene sonra kaybetmiş olursun. Ama ben açık söylüyorum, bir Galatasaray olarak ben Aziz Yıldırım'ın başkan olarak kalması devam ederim. İsterim. Ben oy kullanma hakkım olsa Fenerbahçe Kongresi'nde bir Galatasaray olarak Aziz Yıldırım'a oy veririm. Niye? Bir, Ali Koç yeni bir isim olarak gelecek. Hırslı bir isim olarak gelecek ve kurumsal bir isim olarak gelecek. Çünkü Ali Koç dediğiniz zaman arkasında dev bir koç grubu var. Bunu ben parasal anlamda sadece söylemiyorum. Yani koç oraya para yağdırır falan filan. Böyle bir şey mümkün değil. İşte koçun şirketleri halka açık, SPK denetimi var, şu var, bu var. Oraya para yağdırır anlamda söylemiyorum. Yağdıramayabilir. Yağdırması da gerekmez. Ama şimdi Ali Koç başka bir şey. Niye başka bir şey? Ali Koç, atıyorum, Fenerbahçe'nin yarın Avrupa'da sıkıştığı zaman başı, Ali Koç'un İtalya'daki futbol devi ortaklarından, Agnelli ailesinden yardım istemesi, transfer konusunda Juventus'la, Milan'la, işte Inter'le, bilmem neyle işbirliği yapması, buraya çok değerli profesyoneller getirmesi, dünya çapında falan. Ben bunları bir Galatasaray olarak istemem. Umuyorum ve diliyorum Fenerbahçeliler istemeyecekler. Galatasaraylı olarak. Fenerbahçeliler kadar... Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Fenerbahçe Kongresi'nden korkuyorum. Yani dün eğer Galatasaray'ın bir İbra'ya yönelik kongresi bu kadar tartışmalı, bu kadar sert ve bu kadar yakışıksız bir şekilde cereyan ettiyse, ki bu yakışıksızlık halen devam ediyor. Şu anda benim burada söylediğimden ötürü bu Galatasaraylı çıkar gruplarının birlikte olduğu bir takım yazışma platformlarında şu anda benim aleyhimde yazılanları okusan insanlığından utanırsın. Ki bu adamlar beni 40 senedir tanıyan da adamlar ve benim herhangi bir menfaat peşinde olmadığımı benden daha iyi bilen adamlar. Şu anda kendi menfaatlerine karşı çıkmak için beni bakın neler yazıyorlar. Ama mühim değil. Ben dünyayla kavga ederim. Umurum olmaz.
Fakat şunu bilsinler ki eğer Galatasaray bunlar oluyorsa bunca gerilimin tırmandırıldığı Fenerbahçe Genel Kurulu veya kongre diyor onlar, kongresinde neler olacağından ben açıkçası çekinmeye başladım. Şimdi rakamlar açıklanıyor. Aidatını yatıran kongrede oy kullanabilecek üye sayısı 25.650. Evet, 26.000. 17-18 bin üyenin kongreye katılacağını öngörüyoruz diyorlar Fenerbahçe'yi yakından takip edenler. Evet. Çok kısa zamandaki öngörüleri de yani 11 bin civarında oyun Ali Koç tarafından alınacağı iddiası var. Ben de şu anda böyle bir şey konuşulamayacağını tartıştım kendimce. Vallahi... Sizce? Konuşulabilir. Yani tabii katılımın yüksek olması beklenir. Çünkü iki taraf da kendi taraftarlarını mobilize etmeye çalışacak. Tabii Ali Koç'un herkese ulaşma imkanı diğerine oranla daha düşük görünüyor şu anda Aziz Yıldırım'a oranla. Benim başında söylediğim şuydu. Eğer katılım 16 bin üzerine çıkarsa Ali Koç'un kazanma şansı artar diye düşünüyordum ben hep. Hala da aslında bu fikirdeyim. Fenerbahçe'nin iş dinamikleri açıkçası Galatasaray'ın bildiğim kadar bilmem mümkün değil. Ama oraya katılacak aklı başında Fenerbahçe'nin sayısı arttıkça Aziz Yıldırım kaybeder. Galatasaray'ın durum gibi bir anlamda baktığım zaman. Sayı arttıkça Dursun Özbey'in kazanma ihtimali nasıl ki kalmıyorsa. Yani Galatasaray'ın kongresine genel kuruluna 2000 kişi katılsaydı Dursun Özbek kazanırdı. Çünkü onun bir belli bir potansiyeli var. O potansiyeli her erkeğe de getirebiliyor oraya. Ama aklı başında gerçek kişileri değil Galatasaray'ı ön planda tutan, Galatasaray'ın kendi menfaatini değil Galatasaray'ın menfaatini düşünenler geldiği zaman birdenbire Dursun Özbek gibiler seçimleri kaybediyorlar. Orada da büyük ihtimalle Aziz Yıldırım kaybeder sayı artarsa diye umuyorum. Daha doğrusu böyle bir düşüncem var. Ama dediğin gibi bir Galatasaray olarak dileğim Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başında daha uzun yıllar kalması, daha çok Galatasaray şampiyonlukları görmesi. Aziz Yıldırım 20 yıllık süreçte pek çok konuda, pek çok farklı şekilde, bazen defalarca aynı konuda eleştirildi. Bunlardan biri de en önemli başlıklardan biri. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Alex de Souza'nın kulüpten ayrılışı. Bu konu tekrar gündeme geldiğinde, başkanlığını açıkladığı gün, Aziz Yıldırım bakın Alex için neler söyledi? 50 bin kişiye yakın taraftar, sizin gibi Fenerbahçeli olanlar tarafından yuhalandı. Bir tek Aziz Yıldırım ayağa kalktı ve alkışladı. Sonra Aykut Kocaman teknik direktör oldu ve Alex ilk 11'de oynadığı halde iyi oynamadı diye hoca tarafından dışarı çıkartıldı. Aykut Hoca'yı tuttuk, Alex'i gönderdik. Fenerbahçe UEFA'da son dörde kaldı. Yarı final oynadı. Alex yoktu. Alex'i bu kadar büyütmeyin. Eğer o kadar büyük olsaydı şu ana kadar bir takım çalıştırırdı. Bir yerde sportif direktör olurdu. Alex de Souza herhangi bir takımı çalıştırmıyor. Herhangi bir takımda, kulüpte sportif direktör olarak görev yapmıyor. Bu Alex'in büyük bir futbolcu olmadığı anlamına mı gelir? Şimdi mesela Platini de hiçbir yeri çalıştırmıyor bildiğim kadarıyla ve teknik direktörlük yapmıyor. Kötü bir futbolcuydu. Zinedine Zidane geçen seneye kadar hiçbir takımı çalıştırmıyordu. Teknik direktörlük yapmıyordu. Demek ki Zinedine Zidane kötü bir futbolcuydu. Maradona Arjantin milli takımı çalıştırdı ve de o takımın ne olduğunu gördük. Hep. Hacı çalıştırdı, çok başarısız oldu. Şimdi bir yeri çalıştırmıyor galiba. Kötü futbolcuydu. Beckenbauer çift takımı çalıştırmıyor. Kötü futbolcuydu. Kim var başka? Ya bu kriter güzel bir kriter. Bunlar nasıl Kopenhag kriterleri varsa Avrupa Birliği için, bu da Aziz Yıldırım kriterleri futbol için. Yahu kardeşim, yıllarca bu Alex'te siz övündünüz. Ben kardeşim kandırmayın Fenerbahçeli, Alex Türkiye'ye gelmez dedim. Çünkü hakikaten çok önemli bir futbolcuydu. Hani Türkiye'de bilinmiyordu falan diyor. Nasıl bilinmiyordu? Biliyorduk ve Türkiye'ye kolay kolay gelmeyecek kadar iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyordum. Ama geldi. Şimdi dünyanın en iyi futbolcusunu getirdim diye 10 sene övüneceksin. Gitti. Adamı postaladıktan sonra diyeceksin ki o kadar da iyi futbolcu değildi. Büyütmeyin. O kadar iyi olsa bir takım çalıştırdı falan diyeceksin. Bir de değilse bile abi büyütmek artık, daha bak doğru şimdi, değil mi? Türkiye'nin ayrıca genel sorunu bu. Yani bu Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın sorunu değil bu artık. Bu Türkiye'nin genel sorunu. İzan duygusunun kaybolması. Minnet duygusunun kaybolması. Belgelere ve bilgilere dayanarak karar vermenin kaybolması. Artık her şey siyah beyaz taraftarlık haline gelmiş vaziyette. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Ben atıyorum bilmem ne hangi kulübünün başkanının bütün rezilini ortaya döksem bile onun bir taraftarı var.
olmaz canım, inanmam falan. Şimdi mesela bu siyasette olduğu zaman bazıları cacaca konuşur ama hayır, bu siyasette var da başka yerde yok mu? İşte Galatasaray'ın durumu, işte Fenerbahçe'nin durumu. Yani artık kriterler kalmadı. Kriterler taraftarlık üzerine dönüştü. Ve aynı kulübün içerisinde bile bu çeşit fraksiyon taraftarlıkları, hizip taraftarlıklarına dönüştü. Bu utanç vericidir. Bakın Galatasaray Genel Kurulu'nda bütün ortaya dökülen belgelerden, bilgilerden sonra Dursun Özbek hala yeniden başkan adayı olup 6 yıl görev yapacağım falan filan ve başarılarımı taşlandıracağım falan diyorsa ve buna da bir kişi taraftar olabiliyorsa, yani bir kişi, bu ayıptır. Aziz Yıldırım bunca olaydan sonra hala bunları söylüyorsa ve kulüpte kabul görüyorsa bu ayıptır. Aziz Yıldırım'ın dostlarının Aziz Yıldırım'a ya abi başkan sen ne diyorsun falan demesi lazım. Dursun Özmi etrafında olan çıkarcıların ona ya başkan bir dakika falan demesi lazım. Ama demiyorlar çünkü artık kurumlar falan filan kalmadı. Türkiye'de ayakta kalan hiçbir kurum kalmaması için hep birlikte yemin etmiş gibi bir halimiz var. Bu arada Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı. 5-0 Kayserispor 0 Fenerbahçe 5. 5. gol 86'da Giuliano'dan geldi. Goller Soldado, Atıf Şeyşu Soldado. 2. yarıda Şener Özbayraklı ve az önce söylediğim gibi Giuliano'dan. Bu maç 5-0 devam ediyor. Galatasaray 2-1 mağlup etti Trabzonspor'u. Maç güzel. Fatih Terim maç sonu basın toplantısı çok şık. Galatasaray'ın 90+2'de yediği 52 metreden yediği gol. 52 metreymiş. 52 metre. Yani o da böyle bir maçta böyle bir gol yemek yakışırdı bize diye Fatih Terim'in sözleri var. Ama scoreboard'da şampiyonların kupaları müzelerinde durur yazısıyla Galatasaray Müzesi'ne atfen yayınlandığı kabul edile varsayılan yazıya Trabzonspor cephesinden büyük tepki geldi. Tepkinin başlangıcı Olcay Şahin'in canlı yayındaki açıklamasıydı. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'yi tutabiliyormuş. Bunu da bugün öğrenmiş olduk dedi. Üstün Abdurrahim Albayrak sorumluyu bulup görevden alacağız dedi. Başka yöneticiler başka şeyler söylediler. Yani durum biraz muallak. Bu az önce söylediğiniz izan duygusu, samimiyet yaklaşımı içinde nasıl bir yer alır? Bir ekim daha var. O da bu memleketin en ünlü yorumcularından biri Ahmet Çakar. Daha önce 2011 yılının şampiyonu Trabzonspor hoş geldin diye pankart açan Galatasaray taraftarı bu scoreboard yazısından sonra şunu göstermiştir. Omurgasızdır dedi. Şimdi ben omurgasızdır demem. Zaten bu yazıyı yazan da Galatasaray taraftarı değil bildiğim kadarıyla. Kulüp görevlisi. Kulüp görevlisi. Bunun kulüp yönetiminin bilgisi dahilinde yazıldığını hiç zannetmiyorum. Haberleri bile olduğunu zannetmiyorum. Orada bazı insanlar gaza... Ben bu yazıyı gördüm şeyde. Açık söyleyeyim hiç aklıma bir şey gelmedi yani. Scoreboard'da. Scoreboard'da gördüm. Hiç böyle bir düşünmedim yani. Ama neden düşünmedim? Hani... Kafanın öyle çalışması lazım. Kafanın öyle çalışması. Kafa böyle çalışmadı düşünmedim. Gördüm onu. Hiç sonra sosyal medyada görünce aa dedim. Şimdi tabii öyle düşününce yazılan çok çirkin. Yani öyle düşünerek yazacak zeka aslında bence çok tehlikeli bir zeka eğer öyle yani, öyleyse yani. Okuduğun zaman ve onu olabilir yani. Ondandır demiyorum ama kelimelerin dizilişine baktığın zaman yani Galatasaray'ın kupalarını müzemizde görün falan filan ya da işte en büyük film değildi böyle bir kinaye var gibi duruyor baktığın zaman. Trabzon'un tepkisi de o açıdan bence haklıdır. Ayrıca da yani Galatasaray niye bu meselenin içine atıyor ki kendini? Ya hatırlarsan Galatasaray'ın bu Fenerbahçe'nin şike sürecinde de ben sürekli olarak ya Galatasaray bu meselenin tarafı değil. Niçin Fenerbahçe aleyhine bir şeyler söylemek zorundayız? Bırakın Fenerbahçe bizim en değerli rakibimiz diyen benim hep. Bu da anlamlı. Niye Trabzon'da böyle bir yani son 1-2 maçta birkaç gerilim oldu diye ve veyahut da Trabzonspor Galatasaray'ı son 3 senede 6 kere yenip Galatasaray'ı şampiyonluktan birinde ikisini de etti diye falan yani ne oluyoruz abi? Niye biz Trabzon'a düşmeyelim? Trabzon bizim yıllardan beri en rahat gittiğimiz, en iyi ağırlandığımız, hiçbir sorun yaşamadığımız deplasman. Biz niye Trabzon'da durduk yerde başka birinin problemi yüzünden Trabzon'a papaz oluyor? Bize ne abi? Son dakikamız. Son dakikaya girerken hani gitmekten hareketle şöyle bir şey söyleyeceğim ben de. Spor ve sanat dünyasının pek çok ünlü ismi Hatay'daydı. Zeytin Dalı harekatında yer alan askerleri moral ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikteydiler. Evet. Orada spor deyince aslında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaşlı futbolcular öne çıktı. 4 futbolcu ile beraber. Bu ziyareti nasıl anlamlandırmak gerek? Şimdi birincisi ben Beşiktaşlı futbolculara ve Fikret Orman'a teşekkür etmek istiyorum. Niye? Bu ziyareti olması gibi yaptıkları için.
Kastım şu. İşte bugün oraya bir kadar sanatçılar falan da gitmişler. Bunların bazıları gayet düzgün. Dünyanın her yerinde silahlı kuvvetlerine o ülkenin sanatçıları, aydınları, bu işe destek veren kimisi karşı da olabilir. O da kabul edebilir bir durumdur. Aydınları giderler böyle moral ziyaretleri yapar. Genellikle bunu sanatçılar falan yapar veya sporcular yapar. Şimdi Beşiktaşlılar çok düzgün bir şey yaptılar bu işi. Bu işi bir moral ziyaretin ötesine taşıyıp da kendi PR'larına yönelik bir hal içerisine sokmadılar. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Çok medeni gittiler geldiler. Fakat bugün sanatçıların fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımları ortalığa dökülünce ben o sanatçılar adına utandım. Şunu gördüm ben. Yarın da bunu yazdım zaten. Sanatçılar oraya askerlerimize moral vermeye mi gitmişler? Yoksa kendilerine ne moral verip devletin zirvesine de yakın olduklarının şovunu yapıp kendi PR'larını yapmaya gitmişler. Bak Beşiktaş dediğin gibi 10 numara bir şekilde bu işi ele aldı, uyguladı ve kullandı. Ama bugün sanatçılarımızın ortalığa dökülen şeylerine baktığın zaman açıkçası gitmeseler daha iyiydi. Çünkü onlar askerlerimize moral vermeye değil, kendi reklamlarını yapmaya ve bakın biz nerelerde kimlerle geziyoruz demeye gitmişler gibi bir hisse kapıldım. Bundan da çok üzüntü duydum o sanatçılar adına. Süremiz bitti ama şunları söyleyeceğim. 10 numara işlediniz. 10. kez üst üste şampiyon oldu handbolde Beşiktaş Mogas handbol takımı. Kolay elde edilebilecek başarılar değil bunlar. Otizm Dünya Farkındalık Günü'ydü. Evet. Pek çok organizasyon yapıldı. İstanbul'da yapılan organizasyonlara çok katılmak isteyip de katılamadığımız organizasyonlar da oldu bizim. İşte İzev Vakfı'nın Sarıyer Belediyesi ile yaptığı karting yarışı gibi. Çok değerli işler yapıldı. Bütün bunların arasında bir de haber geldi. Cüneyt Çakır Dünya Kupası'na çağrıldı geçen hafta. Evet. Ve yarın akşam Juventus Real Madrid maçını yönetecek. Süremiz bitti, ne olur bir cümleyle bir yorum yapın. Hayırlı olsun. Hayırlı olur mu Cüneyt Çakır? Cüneyt Çakır Avrupa'da kötü maç yönetmiyor. Cüneyt Çakır derdi Türkiye'de. Var aslında yönettiği maç. Var, yani o hatırlayacaksınız Tottenham Real Madrid maçı. Ben onu merakla bekliyorum. Onun için Cristiano Ronaldo, Cüneyt Çakır. İlişkisi ne olacak? Ama herhalde UEFA memnun olmalı ki tekrar oraya tadılır onu. İnşallah o maçtaki hatasını bu maçta yapacağı başka hatalarla ödeştirmeye çalışmasın. İşte yorum budur. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.